Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar, bugün de gündemimiz oldukça yoğun olacak. İlk konu başlığımızda hep birlikte bir Ermenistan'a uzanacağız. Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan sınırındaki askerlerimizi çekmeye hazırız açıklaması geldi. Nikol Paşinyan açıklamalarının devamında Minsk grubunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırları için devreye girmesi gerektiğini belirterekten Azerbaycan tarafından da olumlu bir adım atılması gerektiğini söyledi. İsterseniz ilk konu başlığımızdaki bu haberin detaylarına yakından bir göz atalım. AGIT, Minsk grubunun sınırdaki durumun istikrara kavuşturulması için birliklerin çekilmesi, sınırların barışçıl yolla belirlenmesi müzakerelerine başlanması çağrısının ardından konuşan Paşinyan bu açıklamaları olumlu değerlendirdiğini söyledi. Nikol Paşinyan, herhangi bir zamanda askerlerimizi geri çekmeye başlamaya hazırız. Minsk grubu arabulucularından Azerbaycan'la anlaşmaya varmasını ve aynı zamanda Sot'tan Hoznavar'a kadar olan bölgedeki birliklerin çekilmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Minsk grubu himayesinde Azerbaycan'la olan sınırların belirlenmesi ve Karabağ'da çözüme yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi. Değerli dostlar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu açıklamaları Ermenistan Minsk grubunu Karabağ'da devreye sokmak istiyor şeklinde de yorumlandı. Açıkçası oldukça da mantıklı bir yorumdu. Yani Paşinyan'ın asıl hedefinde öyle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askerleri çekelim, bölgede huzur sükunet hakim olsun gibi bir düşünce bulunmamakta. Minsk grubu vesilesiyle de kısacası Ermenistan Karabağ'a Fransa'yı sokmak istiyor. Önemli bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Azerbaycan kanadından ise bu çağrıya henüz bir cevap gelmedi. Gelişmeleri takipteyim. İlerleyen günlerde de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdi değerli dostlar, ikinci konu başlığımıza geldiğimizde de yine Karabağ'da olacağız. Fakat bu seferki konu başlığı birazcık karışık. Aslında bu gelişmeden hepimizin haberi var. Hatırlarsak Devlet Bahçeli Karabağ işgalden kurtarıldık sonra özellikle de Şuşa bölgesine bir okul yaptırma isteğini belirtmişti İlham Aliyev'e. Devamında ise Devlet Bahçeli, biz Türkiye olarak Şuşa'ya bir okul yapacağız, Azerbaycan tarafı bunu onayladı demişti. Fakat dün Devlet Bahçeli Twitter hesabından Şuşa'ya yapmayı planladığımız okul projesi Azerbaycanlı makamlar tarafından uygun görülmedi. Yani bir ortak nokta bulamadık diye tweet atmıştı. İşte bu tweet oldukça konuşuldu. Gerçekten gündemi de bir hayli meşgul etti. Tabii Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan'ın Devlet Bahçeli'nin söylediklerine ne diyeceği de merak konusuydu. İşte bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den konuya ilişkin açıklama geldi. İsterseniz Hikmet Hacıyev'in Şuşa'da yapılması planlanan Türk okulunun projesinin iptaline dair açıklamasının detaylarına yakından bir göz atalım. Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabında Şuşa'ya yapılacak olan okul projesinden vazgeçilmiştir açıklamasından sonra Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyacak Şuşa Sanat Okulu'nun inşaatına en kısa sürede başlanılacağını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabulünde kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'den hediye olarak önerilen okul temelini atılması öngörülüyor şeklindeki ifadelerini hatırlatan Hacıyev, sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa şehrinin özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma müzakereleri yapılması önerildi. Bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez diye konuşmalarını sonlandırdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev. Yani değerli dostlar, görünen o ki Türkiye'nin Şuşa'ya hediye etmeyi istediği okulun projesi mimari olarak Şuşa şehrinin yapısına uygun olmadığından ötürü gerçekten çok önemli bir olay. Bundan dolayı da yanlış bir şeyler söylememek için açıkçası cümlelerimi böyle cımbızla çekip alıyorum. Tabii her ne kadar bu gelişmeler böyle kamuoyunda şiddetli bir şekilde yeri geldiğinde tartışılsa da Ben Azerbaycan ve Türkiye dostluğunda asla bu tür şeylerin olmaması gerektiğini, yani bunların doğal şeyler olabileceğini, anlaşmazlık dediğimiz şey aslında hayatımıza dahi her yerde karşımıza çıkan bir şey. Yani ufak bir anlaşmazlıktan dolayı Azerbaycan ve Türkiye dostluğuna lütfen laf getirmeyelim. Önemli bir detaydı, sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyaretine değineceğiz. Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'daki resmi ziyaretleri başlayacak. Fakat bugün Dışişleri Bakanımız resmi ziyaret öncesinde Atina'ya gitmeden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizle buluşacak. Yunan medyası da bu gelişme sonrasında Mevlüt Çavuşoğlu niye ilk olarak Atina'ya gelmiyor, niye ilk olarak Batı Trakya'ya gidiyor diye eleştiride bulundu. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a resmi ziyareti pazartesi günü başlıyor. Çavuşoğlu önce bugün Batı Trakya'ya gidecek. Yunan basını Çavuşoğlu'nun Atina'dan önce Batı Trakya'ya gitmeyi tercih etmesini ziyaret öncesi gerginlik diye yorumladı. Mevlüt Çavuşoğlu Batı Trakya'ya özel ziyaretinde Müslüman Türklerin temsilcileriyle görüşecek ve onların sorunlarını ilk elden dinlemiş olacak. Çavuşoğlu'nun pazar akşamı Atina'ya geçip Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir akşam yemeği yemesi, pazartesi günü de Yunanistan Başbakanı Konstantinos Mitsotakis ile görüşmesi öngörülmekte. Yunan basını haberinin devamında biz Yunanistan olarak Mevlüt Çavuşoğlu'na Batı Trakya'yı ziyaret etme demedik. Sadece gel önce Atina'ya git, sonrasında Batı Trakya'ya gidersin dedik demiş. Affedersiniz de Dışişleri Bakanımız size mi soracaktı? Oradaki Türk kardeşlerimiz, oradaki Müslüman kardeşlerimizin durumu son dönemde ciddiyetini korurken oradaki sorunları Dışişleri Bakanımızın ilk elden dinlemek istemiş olması sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Önemli bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dostlar, dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir İngiltere'ye uzanacağız. İngiltere'de İngiliz Kraliyet Ordusu Enstitüsü ve İngiltere'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları bir panel düzenledi. Panelde Türk SİHA'larının dünyadaki başarıları ele alındı. Hatta bu panele Baykar Makina'nın CEO'su Haluk Bayraktar da bizzati olarak katıldı. Panelde her şey olağan seyrinde devam ederken işte Haluk Bayraktar Türk SİHA'larının özelliklerini yurt dışından katılımcılara anlatırken bir anda Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli üyesi Ulrike Franke çok çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Franke uzaktan yapılan toplantıda ne dedi biliyor musunuz değerli dostlar? Türkiye 140'tan fazla SİHA şu an aktif olarak kullanmakta. Bu yaşanan gelişmeler gerçekten Avrupa için utanç verici ifadelerini kullandı. İsterseniz haberimizin detaylarına dördüncü konu başlığımıza yakından bir göz atalım. Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları programı ve küresel pazarda dikkatleri üzerine çeken konumu çevrimiçi panelde tartışıldı. Panelde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar burada yaptığı konuşmada dronların son zamanlarda çok popüler olduğunu işaret ederek bunun aslında Türkiye ekosisteminin son 20 yıllık çabalarının organize ve sürdürülebilir stratejinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haluk Bayraktar konuşmalarının devamında da Türk SİHA'larının özelliklerini yurt dışından panele katılanlara detaylıca aktardı. Fakat bu panelde asıl dikkat çekici husus ise Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli üyesi Dr. Ulrike Franke'in Türk SİHA'ları hakkında yapmış olduğu açıklamalar oldu. Ulrike Franke, Türkiye'nin drone teknolojisiyle daha önce ABD ve İsrail'in tek elinde olan küresel pazara girdiğine işaret ederek Türkiye ve Çin gerçekten önemli drone ihracatçıları haline geldi. Türkiye yakın zamanda Ukrayna, Katar, Tunus, Azerbaycan'a drone ihraç etti. Türkiye'nin özellikle askeri silahlı insansız hava araçlarının sayısı diğer devletlere göre çarpıcı şekilde yüksek olması ve insansız hava araçlarını farklı bir şekilde kullanması bence çok önemli değerlendirmesinde bulundu. Son olarak ise Franke, Türkiye'nin geldiği teknoloji noktasında Batı ülkelerini eleştirerek Türkiye'nin İHA çalışmaları Avrupa için utanç verici. Türkiye'nin 140 veya daha fazla SİHA kullandığı bildiriliyor. Bu gerçekten çok fazla diye konuşmalarını sonlandırdı. Buradan da Franke'e son olarak seslenmek istiyorum. Hani diyorsun ya 140 adet Türk SİHA'sı bulunmakta Türkiye'de diye. Belki de 140'tan da fazladır. Bu sizin bildiğiniz, fabrikası bizde değil mi sonuçta? Belki de yarın kafamıza esse bir SİHA daha üretiriz. Size sormadan üretiriz. Size muhtaç kalmadan üretiriz. görebiliriz. Açıklamalarınızın altında aslında ne gibi imalar yattığını hepimiz bilmekteyiz. Türkiye bizlere muhtaç olmadı. Türkiye 140 adet SİHA ile ne yapacak? Derinden endişe duyuyorsunuz da belli etmiyorsunuz. Vallahi bundan sonra da Avrupa olarak kendi göbeğinizi kendiniz kesin. Türkiye'de 140 tane de SİHA olur, 240 tane de olur. Buna biz karar veririz. Siz Avrupa olarak Euro Drone projesini önce bir bitirin. Ondan sonra böyle karşılıklı sempozyumlara devam ederiz diyorum ve hep birlikte isterseniz 5. konu başlığımıza geçelim. Libya'da bir yıldız daha kaydı desem aklınıza ne gelir? Evet değerli dostlar, son dönemde hastalıklarla boğuşan Hafter geçtiğimiz günlerde Bingazi'de 50.000 askerin katılımıyla, tabi onların söylemiyle 50.000 askerin katılımıyla bir gösteri yürüyüşü düzenledi. Fakat Hafter'in düzenlemiş olduğu gösteride hiçbir şey tahmin edildiği gibi gerçekleşmedi ve bir yıldız kaydı. Yıldızımızın ismi MiG-21'ti. İsterseniz Bingazi'de yere çakılan Hafter'in savaş uçağı haberinin detaylarına yakından bir göz atalım. Libya Bingazi'de geçit töreni düzenleyen darbeci Hafter'in gövde gösterisi planlandığı gibi sonuçlanmadı. Gösteri uçuşunda MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı. Hafter Onur Operasyonu milis güçlerinin kuruluşunun 7. yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta askeri gösteri yapacağını duyurmuştu. Hafter bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Başbakan Abdülhamid Dibeybey ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e de davet mektubu göndermişti. Şimdi değerli dostlar, bu düşen uçağı da Koral'a bağlamasınlar, hatırlarsınız. Bundan yaklaşık bir sene önce Libya'daki gelişmeleri sizlere aktarırken Hafter her düşen şeyinden Koral'ı sorumlu tutmaktaydı. İşin şakası bir yana değerli dostlar, Libya'daki süreç, özellikle de bundan yaklaşık 7-8 ay sonra seçimler olacak Libya'da. Gerçekten Türkiye olarak üstünde durmamız gereken konulardan bir tanesi. Libya mevzusu gerçekten ama gerçekten çok önemli diyorum ve bugünkü gelişmeleri de sizlere aktarmış oluyorum. Umarım haberleri doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.